Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi köyünde yaşayan Ayşe Gökkaya, 8 aylık gelinken kocası tarafından elleri bileklerinden kesilir. 93 yaşındaki Ayşe nine, yaşadığı vahşet dolu günleri anlatırken sanki o günleri tekrar yaşıyor. Ondan oraya hiç gitmedim. Oh, bir sene dururum orada. Hep oraya giderim. Oraya matın gel, gel kızım gel. Oturun. Gel gel, o hep bak koru, yedim ona karnım doyurur, öyle gider. Oh, veren böyle çekti karnım. Oh, bir koca karnın acığını ettim bizi böyle, ne ettiyse. Oh, onu delicelemiş, kafayı karşısında. Oh. Komşusunun kızının düğününe hem de kayınvalidesinin rızasıyla evden ikişer metreden oluşan iki parça basma alıp gelin evine götürür. O zamanlar adettenmiş. Düğünlerde özellikle yakınları gelinin çeyizi için göstermelik hediye götürür, düğünden sonra da geri alınırmış. Bu sebepten dolayı eşi çok kızar. Gelinin baba evinden çıkacağı saatlerde eve gelip Ayşe Gökkaya'yı tarlaya götürmek istediğini söyler. Kötü bir şey yapacağını anlar ama çok da direnemez. Yani bir buçuk vardım, böyle böyle oturdum. Ha, o gelken yolun üstünde bir oraya oturdum böyle. Nereye gideceğiz dedim. Gideceğin yeri var mı dedim. Benim yok dedim. Ayağımda bak ayakkabı yok dedim. Oh, nereye gideceğiz dedim. Oh, gideceğiz dedi. E gideceğin yeri söyle gideceğim dedim. O adam hemen tuttu ben. Yüz aşağı düştüm oraya. Böyle burada çömkülüyor. Oraya düştüm. Oradan böyle aldı. Oh, birini hiç bilmem. Birini hiç bilmem kadar. Tarlaya gittiklerinde hediyeyi hangi eliyle verdiğini sorar. Sağ eliyle verdiğini söyleyince önce sağ elini, sonra da sol elini tırpanla bileğinden keser. Sıçım ala, büyüdüm zehirin başlamakta hala. Hala bu akılda. Yok, suçum yok. Burada çeken, orada çekmeyen de. Elleri olmamasına rağmen yaşama tutunan, asla yılmayan Ayşe nine, dağlardan topladığı şifalı otları, bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri Saruhanlı ve Manisa'daki pazarlarda satarak geçimini sağlamış. Zaman zaman kardeşlerinin kaymakamlığın yardımı ve 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla bir daha evlenmeden tek başına yaşamış. Ömrü boyunca çevresine, "Eşinize şiddet uygulamayın, eşinizle ömür boyu sevgiliymiş gibi olun." Kadına şiddet artık dursun nasihatinde bulunmuş.